Efendim, medeniyetlerin çatışmasına mı geldik efendim, Sakın anlamadım. Roosevelt, hoş geldiniz efendim. Şuna ilmin Efendim, ve ben bilimin ne Roosevelt demek olduğunu değilim. öğretin lütfen ya. Ben efendim Roosevelt değilim. Ben onun amiraliyim ya. Tamam, amiral general, öğretin şu adama demokrasi ne demek? Nasıl işler? Bu adam Demokrasi cızır cahil, demek demokrasi hakkında en ufak bir fikri yok ya. Ne Yani alakası siz var? kral Ne ol alaka? Bir demokrasiyi saniye. Ne sizden başkası alakası öğretemez var? Ne dediler. alakası var sevgili donanma amirali? Demokrasi insanların bir arada yaşayıp eşit bir şekilde oy kullanıp ve özgür Eşit iradeleriyle mi? Eşit mi? beraber Komünist misin sen? özgür Biz mi komünist? iradeleriyle beraber demokrasinin gücüyle halkların refaha erdirebildiği ve kapitalizmin ışığıyla dünyayı aydınlattığı bir ideoloji değil midir? Evet efendim. Peki bu kadar iyi bilip de Demokrasi eşitlik midir? niye ben Kongo'da krallık görüyorum? Bana bunu açıklayabilir İşte misin? çok güzel, Krallık liyakatli bir soru. değil. Cevap Ben ver lan. seçildim arkadaşlar. Kim tarafından? Kilise Ben değilim. tarafından. Bak, bu Vallahi adam böyle efendim kilise yani diyor. şimdi sizin lakaplarınıza bakıyoruz. Asker kral diyor. Hacı Ülkenize Pedro. bakıyoruz. Biz ona ülkede Hacı Pedro Yani diyoruz. Kongo Krallığı deniyor. Şimdi anlayamadık. Ya Onun krallık aklımız çok değil. iyi. Ben seçildim. Ben demokrasiyle geldim. Bu Beni kendinin adını bile veremiyor bize, biliyor musunuz? 5-5 papaz seçti. Papaz. Evet. Gördünüz mü? Bu adam zındık diyorum, kefere diyorum, inanmıyor kimse bana. Efendim şimdi biz de Hristiyanız yani. Siz Müslüman mısınız? Hayır, yok, biz de Hristiyanız. Elhamdülillah da şöyle bir sıkıntı var. Bu adam diyor ki her okul koya diyor. Ben diyorum ki bir okul, bu diyor ki bir kilise. Ben de diyorum ki kiliseye gerek yok. Önce okul yapalım. Amerikalılar öyle yaptı diyorum. Bu medeniyetsiz gafil diyor ki önce diyor din, kuru din neye yarar diyor. Kuru bilgi neye yarar? Önce din diyor, tamam mı? Bence bu konuda Efendim. Amerikalılar beni destekleyecektir. Efendim valla biz Amerika'da her... İlim ne demek? Şu adam öğretim. Bilimle bu noktalara gelmiş bir milletin neferi olarak. Sen az bir Bizim şey efendim. medeni olsan adamın lafını kesmezsin. Barbar. Vallahi efendim Ben senin bilim... lafını kesiyorum, onun değil. Bunu derken bile kestim. Bilim için şunu dediz efendim. Çok büyük bir alim değil. Çok sevdiğimiz bir alim olan Efendimiz Evet. yani zamanında denmiş Ne diye demiş? Hadi adam. diyoruz. İlim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen nice okumakta ne anlama gelir denmiş. Buradan efendim ne çıkartırsanız ilim odur. Vallahi ben hiçbir şey çıkaramadım. Ben daha mantıklı bir adam olduğumu düşünüyorum kendimi. Sen hep öylesin zaten. Egoçsun. Efendim, teşekkür ederim, sağ ol. sizin şimdi ben şunu demek istiyorum. Gidin okul açın. Açtık Kiliseyle zaten. başkentinizi açın. Hadi. İşte bu. Tamam Mantıklı ya. bir adam. Merkezi yerlere kilise açalım, Ya güzel köylere okul kardeşim, açalım. bizim gelişmemiz senin işine gelir mi? Geliyor. Evet. Gelir mi? Gelir, evet. Efendim Amerika şimdi o. bakın ya. Demokrasi getirdiniz değil mi yanınızda? Ne efendim anlamadım. Yanınıza demokrasi getirdiniz değil mi gemilerle? Ya Ya efendim şimdi... sevgili amiralin biraz kafası çalışmıyor. Siz bir Roosevelt'le beraber gelin de ben onunla anlaşırım yani. Kafası çalışmıyor mu? Adam demokrasinin vücut bulmuş hali, donanmayla gelmiş. Daha neyle gelecek Valla demokrasi? efendim şöyle diyeyim. Lan Ben şu an... geldiğinde mızrak attın o gemilere ne? Ya, Attığı efendim... mızrağı sorgulama. Bu adam Bakın... demokrasi için geldi buraya. Ben ya bu Bunu tehdit demek zannettim. istiyorum. Ben bakın... Otokrat devletlere karşı daha ılımlıyım ama Sayın Roosevelt en son bana dediği bilgilere göre dünyada faşist, otokrat, komünist görmek istemiyormuş. İstemiyormuş. Doğru, doğru. Neyse ki Ben de hiçbiri diyorum değiliz. demokrat olalım diyorum. Halkımız kendi kendini yönetsin diyorum. İlim verelim diyorum. Düzgün adamlar Halkımız seçsin. kendi Senin gibi kendini adamlar bir daha yönetiyor. gelmesin diyorum. Halkımız beni seçti. Bir savaş çıkarttın lan bu mevkiye gelebilmek için. Ama halkımız beni Ha? seçti. Halk destekli bir savaştı. Yarısı destekledi. Geri kalan yarısı ne olacak? Diğeri yarısı Demokrasi geri kalan Belçikalılar. %49'u çöpe atmak mıdır? Sen Bu mu? Belçikalıların bizim aramıza yolladığı yabancı kabile ajanısın galiba. Hayır, ben ilimi ve bilimi görmüş bir insanım. Ben bu ülkeyi aydınlatacağım. Sen bu ülkeyi emperyalistlere En büyük emperyalist yanımızda. evet. Hiç öyle bir niyeti var mı bu Ben adamın?
burayı devralmak ya, ne emperyalizmi ya? Biz kapitalistiz efendim, yapmayın. Kapitalist emperyalist aynı şey canım. Cahil, cahil. Cahil. Aynı şey değil midir kardeşim? Değil. Kapitalist olan aynı zamanda emperyalist değil midir? Değildir. Efendim şimdi... Yapmıyor musunuz Amerikalılar siz şimdi emperyalizm? Efendim ya bakın şu dünyaya bakın, Amerikan etkisinin olduğu bir yer görebiliyor musunuz? Ya ben de tam onu diyecektim ya. Şimdi sevgili kabile şefimin de bir noktada sizlere bence benimle beraber aynı düşündüğü bir nokta var. Efendim bunlar aç. Evet. Acık biz. Acımızdan ölüyor. Milletin sağında solunda yaprak var. Başka hiçbir şeyimiz yok. Bize bir ekmek. Afrika'ya yatırım yapmak ister misiniz? Hayatınızın en iyi yatırım olacağına söz veriyorum. Şimdi karşılığında bu yatırım yaparsak karşılığında ne alacağız? İnanılmaz derecede güzel kaynaklarımız var. Ve daha fazlasını çıkarabiliriz. Kronyum, Tangus'ta. Dünya Ticaret Merkezi'yiz. Ne alırsam var? Yani gırla. Şimdi efendim Blubber diyorsunuz. Blubber bizde var. Singapur. Tungsten diyorsunuz yani efendim yapmayın ya. Amerika'da krom efendim o en büyük var. Adası elimizde ya, yapmayın. Ama bende daha çok kronyum var bunu bil. Efendim 238 tane tek yerden çıkartıyoruz. Yani bunu geçebilecek tek ülke Türkiye diyebilirim. Türkiye'de yani. Ya her türlü işinize yararız. İhtiyacınız olur. Ya da ne bileyim Afrika'da bir askeri güce ihtiyacınız olur. Yani ya olabilir efendim, şimdi askeri güç falan dediniz, bir cezbetti. Kaynaktan daha çok cezbetti de. Askeri gücünüz de çok güçlüymüş efendim. Yani yardımcı olursanız Afrika güçlü oluruz. Afrika standartlarında güçlüyüz bence. Şimdi nasıl bir yardımmış? Kaç fabrikalık ekonomik bir ekonomik yardım. Ne kadar güç istiyorsanız o kadar yani. Yani efendim Sayın Roosevelt'le bir görüşürüm. Elimden gelen bakalım kaç fabrika çıkar, işte nasıl bir ekonomik yardımın genişliği nasıl olur. Yani bence olursa hepimiz için iyi olur. Biz sizlerle beraber Afrika'ya demokrasi getiririz yani. Vallahi Meksikalılar da savaşmış. Biz Portekizliler biraz çetrefilli. Ya şu en azından biz onlara, siz bize ekonomik yardım yapsanız, Portekizliler deseniz ki şu Angola topraklarından çekilin, ekonomik yardım yapalım, sizin daha çok işinize yarar falan deseniz olmaz mı? Diğer kolonilerle daha çok çalışır bence. Ayrıca Afrika'da ciddi bir üs ve sizlere dost olacağımız da su geçirmez bir gerçek. Su geçirmez bir gerçek. Pardon efendim, bir acil bir şey oldu da hemen gidip ben gerekti. Siz ne dediniz efendim? Diyorum ki işte Portekiz en azından şimdilik şu aşağıdan çekilse, zaten kaynağı yok, fabrikası yok. Yani benim adamın yani Afrika'da dışında toprağı yok. O yüzden çekilemez. Uygun olmaz. Peki çekildiği takdirde yani ilerisi için ne diyorsunuz? İlerisi için Portekiz hükümetiyle konuşabiliriz. Ama yani Portekiz hükümeti ister mi istemez mi bilmiyoruz. Belki benim daha iyi bir fikrim var. Efendim şimdi Portekizler malum Brezilya'yı alamamışlar. Brezilya'da bile bir çare kalmış. Biz Brezilya'yla bir savaşa girsek, siz de bize bir el atsanız. Biz şu Brezilya'yı alsak. Kanadalılar ve Meksikalılar da yaptı. Biz istemedik. Ama biz çok müşkül durumdayız. Yani bizim genişleme sahamız yok. Sağa sola da saldırmak istemiyoruz. Demokratız biz. Gönülden. Bizim efendim General Marshall var. Onu size bırakalım. Bir yollamaya çalışacağım. Konuşacağım kendileri. Biz bu adamla birbirimizi yok. Bak otokrat olabilir ama ben demokratım. Cahil bir adamsın ama en nihayetinde yani fikirlerim var. Siz bu yalnızlık adamı dinleyin. En azından biraz fabrika yardımı yaparsanız burada bir dostunuz var diyebilin yani. Ya konuşurum efendim. Bakalım tekrar bir yardım çıkar Amerika'dan. Yani Sayın Roosevelt belki hiç yetmez, bir şey diyemeyeceğim. Sayın Roosevelt'e bağlı her şey. Yani eğer Afrika cephesini sağlam bir şekilde istiyorsa ve Afrika'da tamamen bir zafer istiyorsa bence bunu değerlendirmesi onun için ve hepimiz için daha yararlı olur. Tabii ki de efendim. Ben dediğim gibi konuşacağım. Belki ikna ederiz, edemeyiz. Bir şey şimdi garanti veremiyorum ama ikna etmeye çalışacağım. Ben size bunu diyorum. Peki. Görüşmek üzere. Efendim merhabalar. Buyurun. Şimdi ya ben kaç yıl önce hatırlıyorsunuzdur belki valinizi dolaştırmaya gelmiştim. Ondan sonra
bana karşı bir düşmanlık gidilmeye başladı gibi hissediyorum. Hani sırf beyaz olduğum için mi anlayamıyorum. Valimizi, daha doğrusu sen o valiye suikast düzenleyince biz inim inim inletti. Vallahi ya, bu sayede başa geçmiş olduğunuz da yani bilmiyorum yani bu Rodezia ile Beluçland'ın alınması hiç benim şeyime gitmedi. Yani burada sıfır manpower oturuyoruz vallahi. Öyle mi? Evet. Korkmamızı gerektiren bir şey yok, içim rahatladı. Evet, 6 tane tankımızdan da korkabilirsiniz isterseniz. Tank mı? O ne? Evet. Böyle sürüyorsun. Did you mean tank? Evet. Yani böyle şey, biniyorsun düt düt. Tank mı dedi lan o? Tank dedi. Ne dedi ne dedi, bir daha söyleyeyim misin? 15 fabrika tank dedi. Kusura bakma da benim imanımın da bir limiti var. Hayır, ben iman miman anlamam. Kurtaracağım bizi, dua ettim. Benim dedi. Yani imanımın da bir limiti var. Haberin olsun. Beni alakadar etmez. İman dedim. Siz de sana inandık. Bir limiti olduğunu bil. Ya var da bir limiti. Şimdi o limiti aşmanın zamanı değil. Dua et. Bir limit olduğunu bil sadece. Hani söylüyorum. Siz de trade'imi arttırdım bu arada. Yani... Hem döveceğin hem de bizim şey yapıyorsun. Niye diyeceğim? Zimbabwe İmparatorluğu diye bir şey var. Zinhar bir karış dahi toprak vermem. Hemen öyle deme. Ha? Bir düşünelim. Düşünelim tamam. Ben demandı atmaya başladım tekrardan. 90 gün sonra görüşürüz. Tamam yok atın, söyleyin demandınızı, buyurun ha. Tamam o zaman. Elizabeth Ville'nin altın istiyorum yani. Nereyi? Elizabeth Ville. Zinhar olmaz. Bir karış dahi toprak veremem. Ya hemen öyle deme adam. Tamam, bir düşünelim. Bir daşına. Ne sen vatan aynısın. Hayır onu demiyorum ya. Şey hiç daha... böyle backdoor diplomasi yapılmamış. Huh. Bir dakika. Eliza katılmanızı istiyorum. Eliza mı? Evet. Ha. Hangi Eliza? Bizim evet. Kurduğumuz Eliza. Kendi Eliza buymuş. Yok hayır, biz yani anamızdan devir mi aldınız? Gördüğümüz gibi devam ettiriyoruz. Devir aldık yani. Nasıl gördüysek devam ettiriyoruz. Yani bizim sizle çok bir işimiz yok. Ama sor bakalım bu kadar... South Afrikalı'yı nereye gömeceğim kardeş? Allah. Tankı delebiliyorsanız delin bakalım. Delemiyorum ya. Siz ağır mı? Vallahi ağır. Hadi ya. Zırh koydun mu? Koydum. Zırh varsa kötü. Zırhı da varmış. Zırh varsa kötü. 700 breakthrough. Maşallah. Oh. Hah, geldi iki tane daha. Almanlardan gördüğümde biz de Allah dedim. Sen ne dedin? İman bizi kurtardı dedin. Hadi. Kurtarır. Ben bir dua edeyim. Dur yani. Hemen. Sizin kiliseyle konuşun bakalım. Kilise kurtarmayabilir. Benim daha yukarılarla konuşmam gerekebilir. Vallahi hacı ben Lusambo'dan sonra yoğum. Haberin olsun. Atlar gemiye giderim. Oğlum ben de zaten buralı değilim ya. Sana ilim ben dediğimizde. Efendim sevgili. Dağmadın. Hoş geldiniz. Buyurun. Göreyim. Sayın Mbappo. Merhabalar. Nasılsınız? İyi işte. Hayır işleri. Tabii. Bizler sizlerden ciddi miktarda kaynak alacaktık. Acaba bunun bir geri dönüş sağlanır mıydı? Olur. Alıyorum hemen ya. Ben imzalıyorum hemen. Uyurun. Kaç alıyorsunuz? 10 fabrika alıyoruz. Daha çağırsanız daha da alırız. Valla bundan açığı olmaz gibi ama olursa sizdeyim. Ya evet. Halledilir. Altyapı basılır. Sorun değil. Sizde markete koyacak silah, uçak, anti-tank ne varsa talibim. Aa, bize kes verir misiniz? Yani maalesef pazara pek bir şey yapamam. Yakın zamanda bir seferimiz olacak. Yapma be. Maalesef. Ama o seferden sonra iyi bir pazarlama yaparız sizlere. Ama sizin o sefere kadar bizim memleket elde kalmayabilir. Hiç kötü düşünmemek. Takribi yani. 45 gün sonra bize Güney Afrika girecek. Hala trenimiz yok. Cahil adam. Yani... Cahil adam mı? Yapak dedik sana. Ben yapma mı dedim? İlim dedim, bilim dedim, araştırak dedim. Ne dedin? Hayır. Hayır demedim. Bir bakalım. Peki dedim. Biz trade'imizi aldığımıza göre... Ben döndük de efendim. Döndük. Güzel. İyi günler. Ben ordunun başına geçiyorum. Ya sen ordunun başına geçsen ne olacak? Bizi Atatürk olsa kurtaramaz şu durumdan ya. Ümitsiz.
İşte tam oraya gelince okumayı bıraktıydım ya. Yani ümitsiz Kongolular yoktur. Ha? Ümitli kimler Kongolular vardır. Bir dakika, ileride tutalım bence. Hacı yanlış yapıyorsun. Yok, Hacı önde tutuyor zaten de o tankları yandan görmedin mi? Ha doğru, provanslar büyük burada, doğru doğru pardon. Hayır, yandan görmedin mi tankları evladım? Ya ilerideki askerleri geri mi çeksek biraz sıkıntıya girecek gibi ilerisin. Sen şurayı gördün mü? Bizim o... Orayı görüyorum işte, ben de diyorum ki geri mi çeksek, nehrin arkasına mı çekilsek? Ora biraz sakatta, sol taraf dümdüz şey. Yok işte, eğer gerçekten tankı varsa ezer geçer. 9 tane şey yaptım. Tren geldi bu arada. Etrişini merak etme, o trensizlikten. Etrişini derdim, etrişini değil. Bak bize biraz kes olsun, dur, havayı vermeyelim, bitemez o bize. Biz niye tren alamıyoruz? Araştırmadım lan daha. Araştırdım. Oku yedik. Marketten tren varsa çabuk tren al. Ha uçak konuldu. Tren. Ben şu şeylere gideyim mi? Kime gideyim? Kim satar trene? Sovyetlere gideyim. Lan markette uçak var. Market, aa İsviçre'de uçak var. BF-109'u koymuş Alman. Alıyorum. Oğlum bu da çok büyük sevkiyat ya. Ay alamıyoruz lan. Aldım valla. Efendim Sayın Stalin. Merhabalar. Efendim bize tren satmak ister miydiniz? Evet. Tabii ki niye olmasın? Biz bu ilmi merak ediyoruz. Bize öğretin, tren nedir? Nasıl kullanılır? Ne amaçlarla? Teknolojisini mi istiyorsunuz yoksa? Yok, kendisini istiyoruz. Teknolojisi var bizde. Adet olarak istiyoruz. Şöyle yollayalım. Yollayın. Aha vallahi var lan. 30 tane çekiyorum. Burada ne çekiyorsun? 40 tane tren. Aha Sovyetler koydu. Çektim efendim. Sorun yok. Öyle kabul edelim. Sizin orada havalar nasıl? İyisiniz inşallah. Valla Alman uçakları gelirse daha rahat olacağız yani. Marketten onu da çekiyoruz. Ayır domuz gibi yer alacağız lan. Niye? Almanlar ve Amerikalılar ilişki geliştirelim. Yok ondan dolayı değil ulan. Bütün fabrikayı şeye döndüm, markete döndüm. International marketteyiz. Allah. Yani bence sağ soldan almak yerine kendi endüstriniz toplamak. Gerek yok. Ya biz en iyi malın Avrupa'da üretildiğini biliyoruz. Kendimiz niye üretip boşa zahmet? Aynen öyle, bak benim gibi düşünmeye başlamış. Bu kafayla siz çok geçersiniz bence. Benim gibi düşünmeye başlamışsın şimdi gözüme. Benim dediğim gibi. Benim dediğim zaman beni dinlemedi, şimdi düşünmeye başlamış falan diyor. Heh. Efendim, demandımızı kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Vargol bittikten bir ay sonraydı ya, değil mi? Evet. Ya bir ay sonra gelirsiniz. Tamam o zaman, 25'inde geliyoruz. Hadi bakalım. Volunteer lazım mı? Vallahi olursa lazım. İyi olur, hoş olur, iyidir. Yollayalım. Pepe'yi harcama, Zambiya'yı korlayak. Bir de Trotsky diye bir adam varmış, size kaçmış, doğru mu? Hala yok, arıyorum, hayır, bulamadım. Yani bulursanız ben atacağım ona yani, siz merak etmeyin. Bir dakika, Zambiya'yı korluyor musun? Ya mobilization speed niye alıyorsun? Onlar bizim stabilitemizi götürüyor. Yani. Tamamdır, iyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. Sana bir şey diyeyim mi? Rezistans yiyorduk çünkü. Trenler geliyor, şeyler yani uçak geliyor. Eğer ki olur da hani havalimanına yapabilirsek havada tutarız. Çünkü kes de satın aldım ben. Bak havalimanı 27 tane geldi. Var aslında. Zambezi'de şeyimiz var. Yani biz bir tek anca havayla tutarız. Zambiya'da şey var da abi şu çok ileride ya şey. Hava o range yeter mi buraya? Vallahi sana bir şey diyeyim. Aşağı vursa uçak yeter geldi biliyor musun? Yani. Uçaklarımız geldi. Aşağı vuruyor mu uçak? Yalandan 70 uçak aldım biliyor musun marketten? Oh. Uçan. Ya ilim ne güzel bir şey ya. Allah ya. Yalnız bu ne boktan bir uçak. İçinde ne var? Çok merak ediyorum ya. Ya içinde ne diyeceksin adam? Lan içinde inşallah bir şey vardır. Ya olması pek önemli değil şu an. Lan gitti, bir fabrika vardı da gitti. Oğlum şey satın aldım işte, uçak satın alıyorum. Hayır gene mi aldın? Bir fabrikaya kaç tane uçak ediyor lan? 17 ay taksitle. 17 ay taksitle 1500 uçak aldım. Ne diyorsun? Ama 45 fabrikayla. Ya uçak görmüyor ulan orayı, görmüyor. İtebiliyor mu? Lan bir 200'lük şey yapamıyorum. Aa, aşağıdan itebiliyor. Petroliyum gitemiyor. Aa piyadası çok kötü ha, vur. Aynen aynen, aldık.
Undappa. Undappa. Sana ne demiştim? Bak okuyup üflemek işte böyle işlere. Hayır, sen üflediğinden olmadı. Ben üflediğimden oldu. Kâr İlim sayesinde. İlim değil. Sayesinde. İlimli ben okuyup üflemezsem bu ülke yıkılır. Okumanın alakası yok. Bilim sayesinde oldu bu. Ben bak uçak geldi, şey geldi. Hemen memleket nasıl kurtuldu? Ben okuyup üflemezsem bu ülke yıkılır. Yıkılmaz. Yıkılır. Bu arada bekle. Havalimanı gelince şok etkisiyle vururuz. Şu an hala daha avantajlı. Bırak avantaj olduğunu düşünsün. Yoktu. Ben bir ticaretimizi kontrol etmem lazım. Bu ne alıyoruz biz bundan ya? Abi ticaret falan sal şimdi. Boş ver. Gelen gelsin. Aldığımız şeyler bizimle. Tamam Sovyet. Hayır havalimanı yapsak gideceğiz. O yüzden dedim. Zaten it yok. Hava uçağı gerek yokmuş ki. Ya bizim Desert Infantry çok iyi. O ne lan? Nepal piyadesi geldi. Dikkatli ol. Nepal'le Bhutan geldi. Aynen. Anam bu nasıl treşin? Patlattın mı buraları bu? Oğlum bu buradan toprak almış bu adam dibimizde. Hap nerede lan? Hap nerede? Buradan dibimizden toprak almış bu arada. Ele geçiyor. Dibin nere? Bir şey yok. Base'den toprak almış da orada askerim vardı zaten. Ha. İçinde fabrika var mı? Yok. Bu arada o da girdi savaşa. Bak Petrus'un problemimiz var. Hap nerede var? Hap deniz kenarında var. Şuraya vur. Aldın. Dur şurayı da alalım. Aldım. Orada iki tane hap var. Sağdakini alsak soldaki de işlevsiz kalıyor. Böyle kötü dizilmiş bu. Bizim piyade çok iyi ya. İtiyor yani her türlü itiyor. 300 vuruyor lan. Aha havalimanım geldi. Artık kes vereceğim sana. Ver bana. Sol tarafa ver hap alayım. Var. Sol tarafta bitiyor zaten hap aldığım anda. Verdim. Nerede var başka? Aa ileride hap aldığım zaman başka hap yok. Soldanı vermek mantıksız oluyor. Artık kes var yerde. Vur. Dur şurayı bağlayalım. Yok ki, şu bok hapı bağlayalım. Gibi bir uçak aldım ya. Ya bir şey fark etmez. İyi ya da kötü fark etmez. Afrika burası. Sana yemin ediyorum sadece hava iyi şöyle. Bari kendime koyayım uçağı ya. Kendine koyma bana koy. Bak gidiyorum. Sana vuramıyorum ki. Havalimanı yok. Değil mi? Yetişmiyor değil mi? Bok gibi uçak. Avrupa standartlarında üretilmiş uçağı getir buraya. Koy sana olacağı. Ulan ilim irfan dedin. Tamam işte ilimde geri kaldığımız için bu problemler yaşanıyor şu an. Last stand veriyor bu arada. Oğlum bir South Africa yaz çek. Nepal'le beraber duyduk lan. Ulan. Nepal'da mı geliyor? Nepal'le savaştayız. Hayır düştün mü o da geliyor mu? Vallahi geliyor. Et shopping cart. Birliklerimiz mükemmel ya. Zimbabwe. He? Zimbabwe. He? Ulan o Desert Infantry'ye güvenmediğin için ağlar mısın şu an? Üzülür Desert musun? Desert Infantry'nin kerameti değil ki oğlum. Adam çok kötü mü oynamış? Ne yapmış? Anlamadım ki. Piyadenin içinde ne var? Piyadesi zayıf. Tankı var. Ha piyadesi sadece 3 ile 11 arası piyade var içinde. 6 tane piyade koymuş. Bizde top evet, var. Evet. Hele ondan 2 piyade yenildi. Evet. Bir toprak tank basacağım diye piyade şey yapmış. Paket atıyorum. Vallahi attım. Zibambe. Zibambe. Lan paket yedim. Ama açtım. Tamam. Yok şu açılır orası. Savaş çıktı ya bir kaynak alıyorlar. Üf. Evet evet. 86 falan hiç fena değil. 86 sürmedi mi? 3-4 savaş. Ay diğeri gelmedi ekürisi. Gelmedi mi? Donanma unutma ha. Hop. Donanma! Hop. Artık ha, gemim var lan. Ama kaçmak. Aa ben gezmeye gidiyorum. Kaçmak yok. Şunların askerlerini öldür. Aa amiralımız var. Kim bu? Belçikalı. Olur. Bu savaş nasıl bitecek? Yani bilmiyorum. Bizim war support nasıl dolacak geri? Asıl sen onu düşün. Nepal'la görüşsek. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Ben her yerin efendisi Muçe. Ay Muçe diyeyim ya. Muçe. Muçe Fresios. Pardon.
Duçe diyecektim de. Duçe'nle dalga mı geçiyorsunuz? Bir dakika, Duçe'nle dalga geçemez. Duçe'yle dalga geçmiyoruz ya, dalga mı geçiyorsun? Yok ya, ben ağzım yamuldu. Bundan dolayı oldu sanırım. Çok büyük adam kendisi. Büyük adam oldum, söylenir. Evet. Gemi bu arada, gemi diye aldığımız bir gemi, haberin olsun. Bir şey olmaz ya, bizim gemimiz var biliyor musunuz? Sen Duçe. Ha, benim de var. Kaç tane var? Bir. Onu söylemiyorsun. Bir. Hayır, böyle sıramızı niye söylüyorsun adama ya? Bir. Hani. İstemez. Bir. Anladın mı? Çokmuş. Bir. Bence de çok. Biraz çokmuş değil mi sen Yunanistan? Bence de çok. Ben çok korktum. Ben donanmamı yakıyorum sırf bu yüzden. İnsanlar üzerinde öyle bir etkisi vardır donanmanın. Ve ben Yunanistan değilim. Bir dakika. Ben Bizans. Ben Bizans'ın evet. Bizans. Kendisi evet. Bizim himayemiz altında Bizans bu. Evet. Ama şu an galiba pek Bizans gibi durmuyor. Yani bizim himayemiz altında işte. Halkım beni Bizans olarak biliyor. Yani. Ne derse o. Şimdi Sayın Kongolular Afrika'yı birleştirmeye mi çalışıyorsa ben mi yanlış görüyorum? Yani biz aslında öyle bir niyetimiz yoktu ama savaş yedik. Ve haliyle biz de üstümüze düşeni yapıyoruz yani. Kongo hükümeti kurtortu çay ister mi? Şeytan icadı. İster ister. Nasıl şeytan icadı? Tamam o zaman boş verin. Tatmayalım. Ya efendim isteriz ya. İsteruk. Menzili var mı? Var. Menzilli hadi olsun ama. Bir iki ay beklerseniz menzili de ayarlar. Menzil iyi ayarla. Şöyle 2000 kilometre falan olsun. Biz de belimiz bükülüyor. Oha. Valla bizim var ya. İstiyorsan kes satan. Abi ya. Bize 2000 menzilden şeyde ya kurtarmaz bizi ya. Burak yani Güney Amerika'dan daha kötü efendim. Yani havalanlar mesafesi çok kötü. 1000 menzil yetmiyor mu 1000? Tamam full taksanız yeter ya menzile. 2000 yapın verin bize. Tamam ayarlarız onu. 2000 havaya kalkmadan düşmezsen. Trafik biraz olabilir sıkıntı yani. Sıkıntı olmasın bakalım. Hayır ya bize olabildiğince menzil dayaması lazım adam. Görüyorsun koyamıyor uçağı. Sapanla bile vururlarsa düşer öyle bir durumda haberiniz. Bir şey diyeceğim bizim şu anki uçağımızın menzil teorik olarak kaç? İlk grid var uçağı satın hadi. Tamam menzili kaç? 600 mü oluyor onlar? Ne bileyim ulan. Satın almak istiyorsanız biz de bir prototip gönderebiliriz. Evet, yani 602'ye katlasak kurtarır mı acaba 1200'e falan? Onu hesaplamaya çalışıyorum. Gönderelim mi bir partisi? Dur şu bir gelsin. Ona göre hesap ya. Şimdi biz demin ufak bir savaş yaşadık. Biz uçağı bir yerden bir yere vurduramıyoruz. Taşımayı bırakın. Nepalilerle savaştırız. Onlar Nepal saldırdı. Ne? Sevgili şefimize hakaret ettiler. Ya. Evet. Şef mi? Evet şef kendisi. Hacı. Böyle kabile misiniz? Hacıyım. Hacı şef. Siz kabile değil misiniz? Doğru diyor ya. Tamam kabilenin şefi işte. Bak doğru diyor. Sen nerenin şefisin Yunanistan? Anadolu şefliğinden. Efendim diyor. Şimdi beni eziyorsunuz. Ben gocunuyorum bak. Yo niye ezmiyorum ki? Seni yüceltiyorum. Evet. Doğru söylüyorsun. Mesela şimdi ikisi arasında fark var. Yani bak biraz da Roma'yı kurunca sen Roma'nın varisi gibi bir şey olacaksın işte. Evet. Roma bana vurduracaklar biliyor musunuz? Rabliye misiniz peki? Evet. İnşallah. Evet. İnşallah. Amin. Amin. Yani küçük Roma mı vuruyorsunuz? Zaten Roma'nın tek varisi değil miyim? Kim Roma'nın varisi? Ben. Kimimiz de Roma'nın varisiydi lan? Sen? Nasıl? Sayın Duçe değil mi Roma'nın varisi? Biz sizi biliyorduk Sayın Duçe. Eğer Yunanlılar öyleyse öyle olur. Duçe, ben değil miyim? Sen küçük olan. Ne demek ben küçüğüm? Ben sen Bizans küçüktür, ben büyük olanı bahsediyorum. Ya fark etmez. Kimin küçük kimin büyük olduğunu sorgulamak şahsen bize düşmez. Size düşmez. O kadar büyük değilsin diye. Evet. Yani konunun bunda bir alakası yok ama biz sizinle bir derdimiz yok. Efendim büyük dermiş bunlar. Yok o kadar büyük. Bunlar büyükmüş. O büyükmüş lan bak. Bayağı büyükmüş bunlar. Biz o zaman yavaştan kaçalım bunlar. Ya efendim şey diyeceğim ya hazır konuşuyorken Afrika'daki Afrika toprağını satsanız ya bize. Yok falan. Satmayayım vallahi orayı satamam. Ne de? Kusura bakmayın yok orayı benim yok kolonyal hükümet ya ben niye satayım öyle? Parasını iyi veririm yani size şu an hiçbir katkısı yok. Yok var hakikaten var bastı fabrika bana geliyor. Yani şu an içerisinde 5 fabrika var. Görüyorum ben. E işte 5 fabrika olması sebebi bana gelmesi ondan. Tamam 10 vereyim. Düşünürüm ya. Bakalım. 10 fabrika bence gayet iyi.
Ya siz Afrika şimdi tek çatalda mı birleştireceksiniz? Ben düzgün bir cevap verdim. Niyetimiz o yönde. Ha. En son bize gelin veririz. Ya ama biz sizden bir alalım da diğerlerine de yüzümüz olsun. Ya. Düçe, 10 fabrika bence kızılar. Gayet iyi. Düçem, yücel ordum, kızıllar. Kızıllardan bana ne? Ya bence iyi fabrika, 10 fabrika. İsterseniz atayım. Ya şimdi düşünüyorum sen buraya... Efendim oranın size 10 fabrikalık yararı var mı? Yok hayır yok, ben bakıyorum da yok. Hayır. Sen buraya alırsan ileride Libya'yı da almayacağının ne garantisi? Libya'yı da satın alırım. Yok alma işte, ben de onu istiyorum. Tamam Libya'yı satın almam o zaman. Ha. Ya alma zaten, şimdi bir düşüneyim ya, aslında satsak mı ya, çok arada kaldı. Efendim bence satalım, fabrika iyidir. Neyse satalım o zaman. Tamam gönderin. Yani, zengin adamlara benziyorlar. Ha, valla zenginmiş bu adam. Gönder. Tamam bir dakika. Şu şey gelsin de. Bir de ben şu koloniyelimi bir yere taşımak istiyorum. Burayı taşıyayım diyelim. Buff'ımız var bizim. Slotu bitirme. Daha şey basacağız. Rubber bumper basacağız. Yokuşumuz var. Şimdi bir alın. Dünya bakalım. Piyasası rubber ağaç. Hı, tamam hadi iyi günler. Hadi güzel bir ticaret oldu bence. Evet gayet güzel oldu. Teşekkürler. Bence de iyi günler. Boş toprak aldık ama olsun. Dur orası Eritre değil mi? Orayı şey yapak. Para şey almayak, zaten fabrika yok içinde. Biz bir Almanlarla görüşecek ya. Local police diyelim. Yani.